Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı Aspendos Arena için açılan dava devam etti. Verilen karar sonrası arazi sahibinin açtığı davada Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan hakkında izinsiz kazı, sondaj ve kaçak yapı yaptığı iddiasıyla iki ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Anadolu Ateşi'nin sahne aldığı Aspendos Arena'ya ilişkin açılan davada yeni gelişme yaşandı ve Mustafa Erdoğan hakkında izinsiz kazı ve sondaj ve kaçak yapı yaptığı iddia edilerek iki ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapisi istendi. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerine Berkız Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralamasıyla başlayan süreç, Antalya Kültür Varlığını Koruma Kurulu'nun 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar vermesiyle mahkemeye taşınmıştı. Arazi sahibi Aykol tahliye davası açtı. Bu süreçte ayrıca Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem de idari para cezası üst mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Aspendos Arena ile ilgili hukuki süreçte en son Nisan ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi kiracı firmanın Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin arazinin tahliyesine yönelik karara itirazını reddetti. Bu kararla tahliyesi kesinleşen Aspendos Arena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol, savcılığa giderek kiracı firma Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi aleyhine imar kirliliğine neden olmak, izinsiz kazı ve sondaj suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Serik Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık iddianamesinde şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın 3. derece arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunun işlendiğine işaret edildi. Ayrıca Mustafa Erdoğan'ın söz konusu alanda izinsiz kazı ve sondaj, kaçak yapı yapma suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporları ve tüm soruşturma dosyası kapsamında kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil ve şüpheye ulaşıldığı belirtildi. İfadesi alınan Mustafa Erdoğan ise suçlamayı reddetti. Erdoğan, arazi sahibinin kira kontratında yazılı biçimde belirtilen alanda gösteri merkezi kurulmasına ilişkin rızası ve mukavvakatı olduğunu belirtti. Serik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan Mustafa Erdoğan, iki ayrı suçtan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.